Merhaba'lar, mutlu, sağlıklı, güzel bir akşam dileyerek başlayalım. CNN Türk Masası programına hoş geldiniz. Ben Fulya Kalfan. Bu gece de yine hem Türkiye hem dünya gündemine damga vuran, tüm hafta boyunca konuşulan konuları kıymetli konuklarımla konuşacağız. Neleri konuşacağız? Şöyle kısaca özetleyecek olursam şimdi CHP lideri Sayın Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği Amerika Birleşik Devletleri'ndeki vakıflara para transferi yapılması iddiaları bir süredir siyasetin ana gündem maddesi. Peki İddiaların aslı ne? CHP nasıl bir strateji izliyor? Konuşacağız. Bir diğer yandan İyi Parti Abdurrahim tartışmasıyla neyi amaçladı? Konuklarıma soracağım ve şimdi Rusya'nın Ukrayna'da meşgul olduğu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'yı Suriye'den sıkıştırmak istediği, Ankara'nın da Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini pazarlık konusu yaptığı bir dönemde Türkiye güney sınırında yeni bir harekata e, hazırlanıyor. Türkiye Suriye'nin kuzeyine yapmadığı, planladığı yeni operasyonla neyi hedefliyor? Bu ve benzer başlıkları bu akşam konuşacağız. Kimlerle konuşacağız? Hemen ben takdim etmek istiyorum konuklarımı. E, güvenlik uzmanı Sayın Coşkun Başbuğ, efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Teşekkür ediyorum. Aydınlık Gazetesi Ankara temsilcisi İsmet Özçelik bu akşam İstanbul stüdyomuzda evet. bizlerle beraber. Hoş geldiniz, İstanbul'a <laughs> da hoş geldiniz. İlk kez ha. sizinle böyle karşılıklı yayın yapıyoruz. <laughs> evet. Hep Ankara'da oluyordunuz. <laughs> evet, evet. Ee, bu akşam Sayın Masum Türker, ekonomiden sorumlu eski devlet bakanı Ankara'dan bizlerle. Ee, Sayın Masum Türker siz de bu sefer uzaktasınız. Ee, Masum Ankara yer selamlar. Evet haline. Masum Bey de siz yer değiştirdiniz. <laughs> ee, hoş geldiniz Ankara'dan yanımıza evet, Sayın Türker. Biraz. Evet tabii biraz Emin Bey'le yan yana olalım da. Tartışmamız daha hızlı olsa. <laughs> evet orada biraz daha sanki e, değil mi tartışma alevlenebilir gibi bir hal var. Biz de böyle uzaktayız. Bakalım nasıl olacak. Ve Sayın Emin Pazarcı Ankara e, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi. Efendim siz de hoş geldiniz Yenel Türk Masası'na. Teşekkür ederim Fulya Hanım. İyi yayınlar. Oradaki konuklara da e, herkese izleyenlere de bol selamlar. Çok teşekkür ediyorum. Şöyle hızlı bir şekilde dilerseniz başlayalım efendim. Şimdi... CHP lideri Sayın Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği Amerika Birleşik Devletleri'ndeki vakıflara yapılan para transferi yapılması iddiaları bir süredir siyasetin gündeminde dedik. Dün Sayın Erdoğan bir kaçış planının anatomisi adlı video üzerinden CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Sayın Erdoğan dedi ki işte açıklamalar yapıyor. Aynı 15 Temmuz gecesindeki ifadeler 15 Temmuz gecesi millet can derdindeyken Bay Kemal'in tatlı canını kurtarmak adına kimlerle ee, ne pazarlığı yaptığı elbet ortaya çıkacaktır. Kuyruğunu kısırıp kaçtı, ifadesini kullandı. Şimdi Sayın özellikle Dilerseniz sizinle başlayalım. Bu e, iddiaların asrı nedir ve e, CHP nasıl bir strateji izliyor? Böyle e, açıklamalarla, söylemlerle. Vallahi seçime bir yıl var. Bu bir yıl içerisinde tansiyonun yükselmesi belki normal. Hı hı. Yani siyasi partilerde hep gördük, seçim yaklaştıkça tansiyon yükselir. Ancak yani CHP'nin nasıl bir tansiyon yükselttiğini, yani nasıl bir politika izlediğini kestirmek zor. Ya yani bunu niye söylüyorum? Yani bir insanın her hamlesi ters teper mi? Yani bir muhalefet açısından hakikaten sıkıntılı bir durum. Yani ters o... teper mi derseniz ne demek istiyorsunuz? Yani, yani bir şey söylüyorsunuz ki dönüp sizi sıkıntıya sokuyor. Bu anlamda söylüyorum. Oysa ki şu anda Türkiye'nin çok ciddi sorunları var. Ee, işte ekonomide yaşananlar, yani hayat e, pahalılığı... Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylemi kendini mi e, zora sokuyor o anlamda şimdi mı? oraya geleceğim şimdi. Tamam. Ee, o nedenle yani böyle bir yerde aslında e, muhalefet partileri için meydan biraz daha boş olması lazım. Yani oradan çok daha yüklenme e, olanakları var. Yani bizler... Demirel, Ecevit dönemlerini izledik. O günlerin <laughs> politikalarını biliyoruz. Mesela şimdiki şu ekonomik durum Demirel döneminde olsaydı Demirel ne yapardı diye bazen geçmişe yönelik bir e, hayal kuruyoruz ve neler söyleyebilirdi ona bakıyoruz. Ecevit ne yapardı falan diye bakıyoruz. Ancak bir de bugünkü bu muhalefetin ne yaptığına bakıyoruz. Şimdi kaçacaklar iddiası yani bu e, muhalefet böyle bir şey gündeme getirebilir. Ama Şimdi buna dayanak gösterdiği konular inandırıcı oldu mu diye soracak olursanız ya olmadı. Ben CHP'lilerin de buna tepki gösterdiğini biliyorum. Nitekim biz Ankara gazetecileri olarak yani Kılıçdaroğlu böyle bir şey söyledi. İşte ortada kaldı. Acaba CHP'liler ne düşünüyorlar diye ister istemez bütün tanıdığımız CHP'lileri arıyoruz. CHP'nin önde gelen isimlerini arıyoruz. Milletvekilleriyle mecliste mümkün olduğu kadar Ayak üstü de olsa... O noktada bir, da bir tepki var mı sayın Kılıçdaroğlu? Var tabii şöyle var. Mesela CHP'lerdeki ortak tepki şu. Ya bu çıkış bize en az yüzde üç oy kaybettirdi. Hmm. Şeklinde çıkışlar var. Şimdi neden e, inandırıcı olmadı? Ona geçelim. Şimdi açıklama nedir? Bir para transferleri söz konusu. Bu para transferleri odur, budur, doğrudur, yanlıştır. Bunlar hiç oraya girmiyorum. Yani... Bunlar en sonucunda sonunda bir takım veriler var. Efendim banka dekontları vardır. Bu paraları herhalde cebine koyup götüremezsiniz. havale yapılmıştır, kimdir, kimden almıştır, kime gitmiştir. Bunlar belirlenir. Bunlar sorun değil. Benim esas dikkatimi çeken nokta Erdoğan'ın Amerika'ya kaçacağı noktasında. Şimdi Kılıçdaroğlu Amerika'ya kaçacağını söylüyor. Şimdi burası oturmuyor. Neden oturmuyor? Şimdi... Amerika Erdoğan'ı indirmek istiyor. Bunu artık e, Sağır Sultan bile biliyor. Şimdi 15 Temmuz'u yaşadık. 15 Temmuz'un arkasında kim var? Hepimiz biliyoruz ki Amerika var. Kime karşı yapılmış? Erdoğan'a karşı yapılmış. Yani Erdoğan'ı indirmeye yönelik bir e, operasyon. Başarılı olmadı. E, Biden'ın açıklamaları var. Daha seçim kampanyası sırasında söyledi. Daha sonra da bunlar tekrarlandı. Muhalefete destek verip, Erdoğan iktidarın devirmekten söz ediliyor. Ha neden bu ihtiyaç duyuyor Amerika? Çünkü Türkiye'nin izlediği politikalarla, son dönemde izlediği politikalarla kontrolden çıktığını düşünüyor. Bu kontrolden çıkmak da nedir? Rusya'ya yanaştığını düşünüyor, Asya'ya yanaştığını düşünüyor. Ee, ve bölge sorunlarında Amerika'yı devre dışı bırakıyor. Mesela Irak'ın kuzeyinde kurulması planlanan ikinci İsrail devletini bölge ülkeleri birleştiler e, engellediler. Suriye'deki operasyonu Astana süreci çerçevesinde İran, Rusya, Türkiye beraber çözmeye çalışıyorlar. Karabağ'daki meseleyi Rusya, İran, Türkiye, Azerbaycan beraber çözdüler ve 30 yıllık işgale son verdiler. Yani bölge ülkeleri bölge sorunlarına yöneldiği zaman ta binlerce kilometre uzaktan gelip buralara müdahale etmek isteyenler devre dışı kalıyor. Bu da Amerika'nın işine yaramıyor. Bu nedenle... Erdoğan'ı devirmek istiyorlar. Yani esas Amerika'nın Erdoğan'la anlaşamadığı nokta buralar. Şimdi Kılıçdaroğlu gerekçesini de açıklıyor. Diyor ki neden Amerika'ya kaçacaklar? Çünkü diyor orada hukuk var. Bu nedenle diyor oraya gidecekler ve orada kendini kurtaracak diyor. Şimdi Amerika'da hukuk var deyince yani insan biraz da e, tuhaf oluyor. Şimdi yani Amerika'yı nereden hatırlıyoruz biz en çok çevremizden? Yani e, şöyle bakıyoruz. Irak olayı var. Yaptığı iş uluslararası hukuka uygun muydu? Bir milyona yakın Müslüman oldu. Suriye'de şimdi Rusya var. Suriye Devleti ile anlaştı orada. İran var. Suriye Devleti ile anlaştı orada. Türkiye var. Adana Mutabakatı çerçevesinde e, elde ettiği haklar nedeniyle orada. Peki Amerika var. Belki biraz sonra konuşacağız. Amerika hangi hukuka göre var? Eşkıya hukukuna göre var. Şimdi ifade ettiğiniz gibi buralara gireceğiz. Ee, şöyle toparlarsanız evet. hızlı bir tur yapmak tamam. istiyorum. Şimdi Herkesin Böyle bir olayda alayım. yani Erdoğan'ın Amerika'ya kaçacağını iddia etmek çok abesle iştigal oldu. Yani dese ki Rusya'ya kaçacak, Çin'e kaçacak, İran'a kaçacak, Katar'a kaçacak, Azerbaycan'a kaçacak, "Aa, olabilir mi acaba?" diye insanlar düşünebilir. Ama şu içinde yaşadığımız süreç içinde Amerika'ya kaçacak dediğiniz zaman yani e, inandırıcı olma şansı yüzde sıfır. Ve şu anda da bu yaşanıyor. CHP tabanında da buna karşı tepki Peki, var. Peki çok teşekkürler.